İran'da Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başladı. Adaylar 30 Mayıs'tan başlamak üzere 5 gün içinde başvuru yapabilecek. İran'da Cumhurbaşkanları Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor. Ermenistan'da Kanada vatandaşı Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın tertiplediği hükümet karşıtı eylemler yeniden başladı. Erivan'daki bazı caddeler trafiğe kapatıldı, 240'tan fazla kişi gözaltına alındı. Göstericiler Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'la yürüttüğü normalleşme sürecine karşı çıkıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri 5 yıl aradan sonra Seul'deki üçlü zirvede bir araya geldi. Taraflar, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarla refahın korunmasına bağlılıklarını vurguladı. ABD'nin Texas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı. Saatte yaklaşık 217 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 100 kişi yaralandı, 200'den fazla yapı hasar gördü. Mali'de düzenlenen terör saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Sahel bölgesinde 3 ülke sınırı olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El-Kaide'ye bağlı gruplarla DAEŞ'in saldırılarına maruz kalıyor. Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi kaçırıldı. Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda teröristler bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasp etti. El Salvador'un başkenti San Salvador'un Apopa bölgesinde 2000 asker ve 1000 polisle çetelere karşı operasyon yapıldı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2022'de çete şiddetinin yarattığı kaosu kontrol altına almak için olağanüstü hal rejimini uygulamaya koydu. Ülkede 2022'de 1140 olan cinayet sayısı 2023'te 22'ye geriledi.